Allah Celle Celaluhu'ya hamd, seçtiği kullara selam. Fatih Yağcı Mehdi'leri bipolar bozukluğuyla suçluyor. Yani yüksek akıllı olabiliyorlar bunlar. Mutluluk hormonu sağlamak için böyle yüksek oranda dopamin salgılıyor. İşte bu Burhan'dayken bu kişiler bu dopamin salgıladığı için yüksek zekaya erişiyorlar falan diye. Hepsi kıt akıllı. Yalnızca aralarında bir tane var. Gerçek dini tebliğ ediyor. Sen de onu örtmek için adi oğlu adilik yapıyorsun. Fatih Yağcı. Aslında senin kendine hükmetmen lazım bu olayı. Resulullah'ın bildirdiği bir kişi karşısında böyle iftira atmak, böyle şerefsizce, böyle kahpece ortaya koyduğu zamanın itikatlarını, gerçek itikatlarını ortaya koyarak küfürlerini izale etmeye çalışan bir insanın çalışmasına sekte olmak. Zamandaki küfürlere razı olmak demektir. Zamandaki bid'atlere razı olmak demektir. Sen de ki onların sana işte İsmail Ağa'nın şunun bunun ehli tarihin sana seni karşısına almasını istemiyorsun. Ve Mehdi gibi bir eşyası karşında görmek istemiyorsun. Halbuki Said Nursi siz kahpelere, nurcu kırıntılarına, nurcuyuz diye geçinen adi oğlu adilere, adi cehennem köpeklerine ithafen şunu söylemiş. Ulan adi oğlu adiler demiş. Tembel kalıp onun yolunu yapmazsanız, siz bu dinden sırtlanlar gibi nemalanacaksınız, bu dinin sırtlanları olacaksınız, onun yolunu yapmayacaksınız. Tembel kalıp onun yolunu yapmazsanız 100 sene sonra cemalini göreceksiniz demiş. Ve görüp gördüğünüzde yaftaya bak, bipolar bozukluğu, kahpe, şerefsiz din kahpesi. Din şerefin varsa, din şerefin, haysiyetin, din kahpesi diyelim diyorsan o yazılarımı okursun, delillerimi ortaya koymuşum, onları ilzam edersin. Ayyuka çıktı, seninkilere de attım ya. Ve onları okumuşundur. İlzam edersin, dersin ki bunları ben ilzam ettim. Şerefsiz köpek, cehennem köpek, köpeklere de acıyorum. Köpekler merhametli ya. Siz hakkı... Ya ahirette köpeğe dileyeceğim, kedi dileyeceğim ben. Yani köpek diyorum da siz köpekten de aşağısınız. Adi oğlu adiler. Adi bipolar bozukluğunu kendine yont. Şerefsiz köpek.